Gel ablacığım, gel buraya gel, direkt gel yalnız, gel gel, çok tatlı. Aynı Leyla. Hoş geldin. Hoş bulduk. Annene ne kadar çok benziyorsun, zaten seni takip ediyoruz. Ha? Kopyası. Senin bebekliğini biliriz. Evet Kayra'cığım. Gel şu mikrofonu da açarsak arkadaşlar. Kayra yanımıza gel, sen ortamıza gel. Ay, hep böyle koşarak mı yürüyorsun? Sen okula gitmek istiyorsun. Ben... Söyle, anlat. Şimdi ben ortaokulu bitirip annemle beraber dil öğrenip dünya gezmek istiyorum. Anneyle birlikte gezeceksin. Evet, anneyle birlikte. Ve sanırım şimdi aklımızda Florida var. Amerika, Florida. Ha, Florida'ya gidiyorsun. Evet. Peki sen zaten şimdi İngilizce biliyorsun. Evet, İngilizce biliyorum. Ve orada daha da rahat öğreneceğim bildiğim için. Hazırlıklıyım çünkü. Peki ne okumak istiyorsun? Üniversiteye gitmek istiyor musun? Hayır. Gitmek istemez. Evet. Ne olmak istiyorsun Kayra? Dünya insanı olmak istiyorum. Hep böyle dolaşacak mısın? Benim. Evet. Ama elbet bir yerde çalışacaksın. Hani bir meslek. Ama işim... iş olarak meslek. Şimdi annem bana bilezik taktırıyor. Yani altın bilezik. O da mesela ben piyano çalmayı biliyorum. Konserler verebilirim gittiğim yerlerde hep. Gitar çalmayı biliyorum. Resim yapmayı biliyorum. Ve onlar da daha da kendimi baskı yapıp onları iyicene öğrenirsem profesyonel şekilde onlarla kendimi geçindirebilirim. Kayra sen kaç yaşındasın? 11. 21 yaşındakiler kaç böyle konuşamıyor. 4 dil. 4 dil biliyor. Hangi dilleri biliyorsun? İngilizce, Fransızca, Tay dili, bir de Türkçe. Peki biz senden bir Fransızca bir şeyler söylemeni istesek? Tamam, Fransızca bir şeyler söylememi istiyorsan. Annene güzel bir şeyler söyleyebilirsin. Mesela, adını soracağım. Jean-Mapel Kayra. Benim adım Jean-Mapel Kayra. Anneciğim ben seni çok seviyorum. Bugün de çok güzel gözüküyorsun. O kadar bilmiyorum. Daha yeni yeni başlıyoruz. Tamam, pardon. İltifat etmeyi beceremedi. Tamam, pardon, olmadı. Şimdi yeni yeni. Şimdi Fransızca bu yıl başladı. Bodrum'a gittiğimde... İspanyolca olumsuz ve olumlu kelimeleri öğreneceğiz. Cümle kurmayı öğreneceğim. Bir de hayvanları üstüne öğreneceğim. Tayıcı'yı söyle. Tayıcı. Bir rakamları Tayıcı. Sayar mısın? Evet. Çok komik. Sayıyorum. Ona kadar sayacağım. Nın, song, sam, si, ha, hok, jet, bet, gao, sip. Ona kadar. Ondan sonra... Çok mutlu çocuk. Çok mutlu evet, çocuk. Evet. Ondan sonra mesela biri sana Çağray dediği zaman ben senle Çağray Kayra diyeceksin. Ondan sonra Soydi Kap falan, onlar teşekkürler, Kapın Kap falan, Soydi Kap nasılsın? Taylancı, Tayıcı. Peki annenle dolaşırken böyle anlaşamadığınız şeyler oluyor mu ufak tefek? Sana belki zorla yemek yedirmek istiyor, erken kalk diyor falan, öyle takıştığınız şeyler oluyor mu? Yok, yemek konusunda çok anlaşıyoruz. Annemin her yaptığı şeyi yiyorum. Aferin sana ya. Annen her istediğini de yapar mı, alır mı? Yani ikimiz önce benim fikrimi öğreniyor. Ondan sonra işte ikimiz öyle anlaşarak öyle geçiniyoruz işte. Sen diyorsun kolumda bir sürü altın bilezik var. Evet, onları annem geliştireceğim. Bana şu anda sörf yapmayı biliyor. Dalgıçlık sertifikası var. Sörf, dalgıçlık, onları da unuttum. Evet. Sörf yapmayı biliyorum. O çok eğlenceli. Türkiye'de henüz 12 yaş üstü ama... Öyle masa başı bir şey yapmak istemiyorsun anladığım kadarıyla meslek evet, olarak. Evet. Ama matematik zekası istiyorum. Var Kayra Hanım bu arada, çok ciddi. Arkadaşlarına iyi geçinebiliyor musun? Sen bu kadar dünyayı gezmiş, görmüş, 4 dil öğrenmeye çalışan, bir sürü şeylerle uğraşan çocuk olarak ha? Evet, çok ha? iyi geçiniyoruz. Bir de özellikle onlar beni çok seviyor. Çünkü biliyorum. Haftanın 2 günü okula gidiyorsun. Arkadaşların var. Belki her gün gitmek istediğin zamanlar olmuyor mu okula? Bazen yer oldu. Çok sıkıldım. O da arkadaşlarımla. Evet, arkadaşlarımla olmak istiyorum. O zaman izin yok ama 2 gün evde. Evet, evet. Ders çalışıyorsun falan. Ne yapıyorsun evde? Hep ders değil. Bazen işte resim çiziyorum. Lego oynuyorum mesela. Ha, bu arada projenden de bahsedebilirsin. Ha, bir de projem var. Ne evet, projem var senin? Için teşekkürler. Şimdi ben tahta oyuncakları boyuyorum. Ondan sonra onu Instagram'da satacağım. Ama benim değil, annemin telefonundan olacak. Çünkü biz teknolojiye karşıyız biraz. Annemle evet, ben. Televizyonsuz. 20 yıl önceki bir sosyal çocuk medya hesabı da yok. Yok, telefonu yok henüz Kayra. Sokakta oynuyor. Evet. Kayra televizyon izlemek istediğinde yok evde televizyon. Yok. Ha? İzlemek evet. istemiyor musun? İstemiyorum. Zararlı olduğunu bildiğim için. Biz sadece hiç çizgi film filan film izlemiyor musun? İzlemiyorum. Ama İnternetten film izliyoruz. Ama film var. Ama o da birlikteyken biz evet. yani. Onu da kontrollü. Ne yapacaksın? Annenin sosyal medya hesabından satışa mı çıkaracaksın? Satışa çıkartıp hayvanlara yardım edeceğim. Hayır, hayvanları çok, çok seviyor da. Ben çocukların peşindeyim. O da hayvanların. Ben de dedim benden istiyor. Ben de dedim o zaman sen kendin bir para kazanma şeyini bul. Bir yolunu, yöntemini bul. Oradan hayvanlara sana destek olayım ben de.
Böyle bir proje çıktı. Şimdi Kayra, bekliyor bayağı her çok şey. Hangi ülkeyi sevdin? Nereyi çok sevdin? Nerede çok eğleniyorsun? Ben de ayrımcılık yok. Benim vatanım Türkiye. Yani benim şeyim Türkiye. Ama Amerika'yı merak ediyorum. Orayı görmek istiyorum. Amerika falan. Evet, Güney Amerika'yı falan çok merak ediyoruz. Evet. Bakalım. Biz gezdikçe siz de bizimle gezeceksiniz. Çok güzel. Siz bir gezi programı falan yapmalısınız aslında bence. Aslında çok istiyor herkes. Yani ben de çok istiyorum. Kayra ile bir karavan versinler bize. Evet. Biz bir karavanla. Bir de ben ucuz böyle hani çok daha eğlenceli. Evet, eğlenceli Leyla'nın taraflarını. Karavanı. Evet, çok güzel olur. Vallahi çok arzu ederim. Bir de halk da çok, takipçiler de çok istiyor. Ben bu iki ay boyunca gezince. Sen bir de bizi hepimizi çok korkuttun. Eminim Kayra da çok korktu. Evet ya, ona çok yansıtmamayı. Ay canım benim, bir tanem benim. Annen hastalandığında. Evet, o zamanlar biraz ağır geçirdik, şey oldu. Sen yanında mıydın annenin yok, o sivrisinek ısırdığında? Yok, annemin yanında değildim. Zaten annem de pek bana göstermek istemiyordu yani. O benim o oradaki hallerimi çok görmedi Kayra. Evet, çok görmedim. Görmek de istemedim zaten. İşte ben bizim kaldığımız sitenin karşı bir yerinde bir tane arkadaşımız vardı. O da Türk. Hı hı. Onda bir gün, iki gün kaldım. Ondan sonra işte bildiğiniz gibi Türkiye'ye geldik falan. Hı hı. Üç gün kaldım. Sen yanıma geldin. O zaman şişlerin çekilmişti biraz. Evet, sanki karşımızda 12 yaşında evet, değil de diyor, böyle 24 yaşında. Ama üniversite mezunu bir çocuk gibisin yani. Ha? Evet, biraz öyle. Üstün zeka. Üstün zekacı. Çok da mütevazı. Mütevazılıkta Kayra gibi ol. Canım benim. Çok tatlı. Yani çok tatlı. Herkese çok sıcak. Hiçbir şekilde kendini ayrı bir yere koyan bir çocuk değil. Leyla, sen de o süreçte şöyle bir şey oldu herhalde senin içinde. Kendinden çok insan, ya bana bir şey olursa evladım. Ha? Tabii yani ben aslında şu bugün karşınızda olmam bir mucize, evet, benim hayatta olmam. Gerçekten öyle. Evet. Yani bu Filipinler'de mesela ben dengue oldum dediğinde insanlar nasıl yani, nasıl ölmedim? Bir de dişisi. Sivrisinek sokması sivrisinekten sonucu dengue umması. İşin gerçeği. Yani Filipinler'de benim hasta olduğum yıl 88 kişi öldü. Tayland'da 72 kişi öldü. Bula 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 böyle gidiyor. Ve sen bu savaştan çıktın. Savaş demeyelim. Annem karşı biraz. Mesela dert aslında annem zaten başta demişti dert demeyelim. O benim aklıma takıldı. Olumsuz kelimeler. İşte dert aslında bir hastalık demek. Yani öyle yani anladınız sanırım. De hastalık demek. Onun yerine dert yerine başka bir şey kullanabiliriz. Sıkıntı, sınav falan öyle şeyler. Savaşlar bir şey. Ölüm savaşlar, demektir. Evet. Hani barışı temsil eden biz insanlar neden bu olumsuz kelimeyi bu kadar telaffuz ediyoruz? Ay aslında onun yerine mücadele demek. Mücadele evet. Çok daha güçlü ve çok daha güzel bir kelime. Leyla, peki sen o süreçte Kayra'yı göremedin mi epey bir süre? 3 gün 4 gün göremedik birbirimizi. Ondan sonra annem biraz daha toparlandı, kendine geldi. Hastaneye gittik. Orada da böyle bir hafta falan kaldık. Ondan sonra evimize gittik. Eşyaları falan toparladık. Türkiye'den bir tane arkadaşımız da geldi, bize yardım etti. Ondan sonra Türkiye'ye geri döndük. Hastanede, evet. Buradaki sen hastanede. Ben eminim. Kayra, sen bir konuşma da yapmışsındır annenle. Anne, yeneceğiz biz, atlatacağız. Evet. Ha? Ne konuştun annenle? Yani işte gece işte beraber uzanıyoruz işte. Ben annemi öpüyorum, anne bir şey olmaz. Annem ağrıyor falan, anne bir şey olmayacak falan dedim. Böyle sarıldım anneme. Ay anne. Canım. Ay. Güzel oğlum benim. Ya ben zaten... Kocaman sarıl annene. Hadi. Kocaman sarıl. Yaradan'a bir tek duam yani. Ne güzel Allah'ım, benim bir evladım var ve ben sana inanıyorum, bu benim bir sınavım dedim. Ya yani ben hiç onu böyle ölecekmişim gibi. Ay. Evet. Oh, güzel oğlum benim. Bu başka bir aşk. Canım çok güzel. Yani annesine, Kayracığım dur orada, düşkünlüğün ötesinde böyle iki arkadaş gibisiniz. Evet, öyle çok böyle. Senden çok aynı zamanda böyle hayat arkadaşı gibi bahsediyor. Anne gibi değil sadece yani. Ama al karşına otur, her şeyden bahset. Çok olgun bir çocuk. Aktarımla alakalı işte. Evet, ne verdiğinle ilgili. Yani ben biraz şımarık. Mikrofonu kurtar biraz. Ay, pardon. Ha, evet. Ben böyle çocuk mutlu olması ya da çocuğu seviyorum demek, istediği her şeyi vermek. Onu şımartmak ve tepene çıkartmak değil. Yani naçizane bütün annelerin anneliğine saygım. Herkes kendi evladı ya da kendi anneliğini yaşar ama çok tatlı. Gördüğüm bir şey var ki çok şımartılıyor çocuklarımız.